Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersle beraberiz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar 3D Max'te tel örgü gibi render nasıl alınır? Şimdi bizim yaklaşık olarak oluşturmuş olduğumuz bir soru listesi vardı. İnternette yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda yaklaşık 34 sorudan fazla bir soru vardı. 3D Max kullanıcılarının ve yeni başlayanların en çok karşılaştığı sıkıntılar ve sorunlar niteliğinde olan sorulardı bunlar. Bunları toparladık. Yaklaşık olarak 25 tanesine falan cevap verildi. Bugün de 3D Max'e tel örgü gibi bir render nasıl alınır? Bunu anlatacağım sizlere, merak eden arkadaşlara. Bu bizim tabii ki kendimiz yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz sorular arasında yer alıyor. Sıralı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu tel örgü render arkadaşlar hem V-Ray hem de Mental Ray'de nasıl yapılıyor? Size iki render motorunda da nasıl hazırlanabileceğini göstereceğim. Bunun bu tel örgü renderinin size ne faydaları olur? Ne gibi yerlerde kullanabilirsiniz? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Clay render alırsanız, yani kill render alırsanız, bu kill renderlarda objenin 3 boyutlu bir obje olduğunu belli etmek için kullanabilirsiniz. Mesela bir elmas ya da bir cam şifreden bir tel örgü oluşturmak isterseniz ve sahnenizde böyle bir telden oluşmuş bir küre göstermek isterseniz bu sistemi kullanabilirsiniz. Bu bir herhangi bir şeyden yapılmıyor. Modelleme tekniğinden de yapılabiliyor ama hani materyal editörden bunu nasıl yaparız? Size onu göstereceğim. En kısa yolu odur. Daha önceki derslerimizde de chamfer kullanmadan sadece materyal editör yardımıyla köşelerin nasıl yuvarlanabileceğini de göstermiştik. Bu doğumuzdaki dersler arasında yer almakta. Sık sorulan sorular arasında geçmiyor ama bloğumuzdaki dersler arasında yer alıyor. Şimdi arkadaşlar hani size şöyle de bir şey göstermek istiyorum. Bizim bu forum sayfamız. Şimdi daha önceden en çok sorulan sorulara ne olduğunu ulaşmak isterseniz buradaki 3D Max için sık sorulan sorular ve çözümleri başlığı altında biz bunun listesini sürekli güncelliyoruz. Sorular bitene kadar da güncellenecek. Yaklaşık olarak 25 tane sorunun burada cevabı verilmiş. Bahsettiğim gibi 34'ten fazla da sorumuz vardı. Bunun 25 tanesine cevap verilmiş. Nasıl yapılacağına. Burada da kullanıcılardan gelen istekler var. Ekstra olarak mesela Optimize Modifier ya da M-Cloud MassFX gibi modifierlarını da nasıl kullanacağı istenmiş. Tabii bunlar da listeye ekleniyor. Bitecek gibi de gözükmüyor. Tabii mümkün olduğunca bu sorulara da cevap vermek lazım. Size yardımcı olmak açısından. Bu arkadaşlar forumlarımızı kullanabilirsiniz. Soru sormak amaçlı. Bloğumuzda zaten AutoCAD olsun, 3D Max olsun, Revit olsun, ücretsiz öğrenci lisansları nasıl alınabiliyor, Showcase özellikle tavsiye ederim. Çok güzel bir programdır, işinizi görür. Mesela şimdi yeni bir sık sorular derse de AutoCAD için hazırlandı. Burak arkadaşımız bunları hazırladı sizler için. O sorunun cevaplarını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bunun cevabı AutoCAD forumlarında da geçiyor. Burada da yaklaşık olarak AutoCAD'de 10 farklı soruya cevap verilmiş durumda. AutoCAD kullanıyorsanız tavsiye ederim. Bu makaleleri incelemenizde fayda var. İşi kaynağından öğrenmek lazım. Doğru sonuçlar elde edersiniz. Hani bir
ders çöplüğü içerisinde kaybolmamanız gerekiyor. Çünkü buradan bize her sorduğun soruya yanıt alabiliyorsunuz. Sorduğun soruya odaklı birebir cevaplar veriyoruz. Birebir sizinle ilgileniyoruz. Zaten derslerimiz de o yönde gidiyor. Bu önümüzdeki cuma günü ayın 6'sı cuma gününe denk geliyor. Evet. Saat 8'e 3D Max'te Vray Render motoru kullanıp iç mekan sahne tasarımı nasıl yapılır? Webinarımız var. Webinarın sunumunu ben yapacağım. Anlatımını ben gerçekleştireceğim. Saat 8'de başlayacak. 1 saat sürmesini tahmin ediyoruz. 1 saati de geçerse duruma göre bir şeyler planlanabilir. İsterseniz artık dersimize başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Vray render motoruyla başlayalım. Common sekmesinden şimdi default olarak Vray render geliyor. Biz buradan Nvidia Mental Ray seçiyoruz. Yeterli oluyor. Sonra sahnemize arkadaşlar bir tane küremizi oluşturalım. Şimdi küremizi oluşturduktan sonra arkadaşlar F4 seçili kalsın. Şimdi bunun basit bir renderını alalım. Bu şekilde çıkıyor. Biz bunun tel örgü gibi çıkmasını istiyoruz. Materyal editöre geliyoruz arkadaşlar. Materyal editörümüzden bunun rengi ne olsun? Sarı yapalım arkadaşlar. Sarı yapıyoruz. Sonrasında wire two sided seçiyoruz arkadaşlar. Zaten materyal editörde de gördüğünüz gibi direkt tel örgüye geçti. Şimdi siz bunu sahnenizde bu şekilde de bir dekorasyon aracı olarak da kullanabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalan bir şey. Bunu bizim yapmamız gereken sadece objemize atamak. Objemize atadıktan sonra da gördüğünüz gibi F4'ü kapatırsak görünümü bu şekli aldı. Herhangi bir poligon, pardon 7'ye basacaktık. 960 poligon. Siz bunun daha kaliteli olmasını istiyorsanız 32'ymiş. 64'e çıkartırsınız sayısını. Daha kaliteli bir şey olur. Zaten 200 poligondan, segmentten fazla atayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, renderını almaya başladığımız zaman da tel örgü gibi renderımızı alıyor. İptal edelim. Yüksek segment kullanımlarında arkadaşlar efektifi kaybediyoruz. Tekrar 32 düşürüp bir renderını alalım. Daha belirgin oluyor. Daha net sonuçlar elde ediyorsunuz. 32 de sizin için yetmezse buradan 16 yaparsınız arkadaşlar. Biraz daha değişik bir küre elde etmiş olursunuz. Zaten bunu gitgide düşürttükçe beşgenlere, altıgenlere, sekizgenlere dönüşmeye başlayacak. Mental Ray ile yapmamız gereken sadece bu. Ekstra olarak buna ne yapabilirsiniz? Self illümünasyon verirsiniz arkadaşlar. Color'ı tıkladığınız zaman buradan rengini beyaza çekersiniz arkadaşlar. Etrafını aydınlatan bir obje olur. Aynı Vray render'daki light, Vray light materyal özelliğini kazanıyor. Şimdi sahnemizi resetleyelim arkadaşlar. Mental Ray'de bu kadar da kaydetmiyoruz. Yes diyoruz. Geldik Vray'e. Aynı şekilde küremizi Vray'de de oluşturduk arkadaşlar. Şimdi Vray render motorunda da şu şekilde bir şey yapacağız. Render setup diyoruz. Materyal editörümüzü de açalım. Burada global switch'ten override materyali seçiyoruz. Bilen arkadaşlar bilir bunu. Buradan Vray materyali atıyoruz. Slotumuzu sürüklüyoruz. Birbirine bağlantılı olsun. Sonrasında arkadaşlar geliyoruz Vray içerisinde buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Vray Edge Taxi seçiyoruz. Okey diyoruz. Hemen bir büyütelim. Burada objemizin etrafındaki tel ızgaraları, örgüleri görmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan
bu değerimizi daha da kalınlaştırabilirsiniz. Mesela burada 1.9 kullandıysak 5 değerini atayalım arkadaşlar. Daha kalın sonuç elde edildi. Biz bunu 1'e düşürelim. Evet, bir standartımız olsun. Sonrasında bunu objemize atamaya gerek yok ama isterseniz de atayabilirsiniz. Ve render deyip sonucumuza bakalım. Bu gördüğünüz gibi etrafındaki segmentler ve poligonlar belli oldu. Bunu ne amaçla kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bunu kill renderlarınızda kullanabilirsiniz. Hani mesela bir stüdyo tarzında bir sahne hazırlamışsınızdır, orada objeleriniz vardır. Bu hazırlamış olduğunuz sahnenin 3 boyutlu bir yapım olduğunu, size ait olduğunu ispatlamanız için veya göstermeniz için bu şekilde materyal kullanarak global switch'ten atadığınızda override materyal olarak sahnede ışıklar sabit kalır. Objelerinizin kaplaması bu şekilde çıkar. Bu hem kill render ya da İngilizcesi olarak clay render ya da tel örgü render olarak da nitelendirebilirsiniz. Bunu işlemde görmüş olduğunuz işlemde sadece material editör kullanarak yaptık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bilmeyen arkadaşlar için de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.